kapanışa doğru. Duya hoş geldiniz efendim. Evet, bugün önemli bir gündü. Veriler önem arz ediyor. Haftanın son işlem gününde piyasa hareketli bir günle birlikte bitirmeye hazırlanıyor. İçeride pozitif bir hava söz konusu. Fakat küresel piyasalar aynı şeyi söylemiyor. ABD'den gelen güçlü veriler piyasalarda fiyatlamaları değiştirmiş gibi görünüyor. Ayrıntıları konuşacağız. Peki bugün neleri konuşuyor olacağız? Başlıklarımız gelsin. Evet, ilk olarak sıkılaştırma sürecindeki ABD'de tarım dışı istihdamı Ocak'ta beklentinin çok üzerinde gerçekleşti. Temmuz'da 2022'de 568 bin seviyesinde olmuştu. Bugün aldığımız veriyle birlikte ABD'de tarım dışı istihdam Ocak'ta 517 bin artış gösterdi ki beklentilerin çok çok üzerinde gelen bir veri oldu. Beklenti 188 bin artışı gösteriyordu. Tarım dışı istihdam verisinin ardından ise ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde ise 3.49 seviyesine kadar an itibariyle geldi. Piyasa tepkileri oldukça sert oldu. İşsizlik oranına bakacak olursak doğal işsizlik oranıyla birlikte %3,4 seviyesinde de geldiğini görüyoruz ki beklentiler burada 3.6 seviyesindeydi. İkinci başlığa geçecek olursak içeride ise bugün haftanın önemli bir gününü geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Enflasyon verisini karşıladık. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verisinde beklentilerin üzerinde çıktı ve aylık enflasyon serisi devam ederken Türkiye İstatistik Kurumu verilerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %57,68 oranında artış kaydederken Ocak'ta enflasyon beklentilerin üzerinde gelirken yatırımcı reel getiri için ise Borsa İstanbul'a geri dönüş sergiledi. An itibariyle %4'e varan bir getiri sağlayan Borsa İstanbul'da 4.939 puandan işlemden geçerken bankalar tarafında %6,3'lük bir getiri, ulaştırma tarafında %4,6'lık, sanayi tarafında ise %3'e varan pozitif bir pozisyonlanmada söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Üçüncü başlıkta ise IMF'den geliyor. IMF enflasyon hedefi için faiz daha uzun süre yüksek kalmalı açıklamalarında bulundu. Uluslararası Para Fonu'ndan küresel merkez bankalarının enflasyonu sürdürülmesi, sürdürülebilir bir şekilde hedefe geri getirmek ve fiyat baskılarında bir toparlanmadan kaçınmak için faiz oranlarının daha uzun süre daha yüksek kalması gerektiği de finansal piyasaları netleştirme gerektiği yönünde de açıklamayı yaptı. Bir diğer başlıkta ise Apple, Amazon ve Alphabet talep daralmasına işaret eden bilançolar açıklandı. Ayrıntılarını yine konuşmaya, değerlendirmeye devam ediyor olacağız. Evet, bugün önemli bir gün olduğunu söylemiştik. Haftanın, hatta Fed'in faiz patikasını belirleyecek olan en önemli verilerden bir tanesi tarım dışı istihdam verisini karşıladık. Tarım dışı istihdam verisi sonrasında piyasalarda ise senetlerinde bir miktar daha geri çekilme ama onun yanı sıra ise 10 yıllıklarda yukarı yönlü hareket ve dolar endeksinde ise 0.78'lik yukarı yönde birlikte 102.5 seviyesini takip ediyoruz. Peki piyasa fiyatlamaları nasıl şekillenecek bundan sonra? Fed'in bir faiz patikasında keskin bir dönüşüm olacak mı? Bundan sonraki süreçte daha şahin bir Fed'le karşı karşıya mı kalacağız ki son toplantıda özellikle Fed'den bir yumuşama sinyalini de yatırımcılar almıştı. Arzu Odabaşı bizlerle birlikte Avrupa Portföy Yönetimi yönetici ortağı diyelim. Evet Arzu Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Evet, şimdi aslında başlıkları verdim. Bu hafta evet, öyle yoğun haftaydı ki hem Merkez Bankaları haftası hem tarım dışı istihdam verisinin yakından takip ettiğimiz bir haftaydı. Dolayısıyla bir sürprizle karşılaştık tarım dışı istihdam evet, verisinde 188 binlik beklentiye karşılık 517 bin artış geldi. Ne ifade ediyor? Fed'den keskin bir dönüş ya da daha gaza basma durumu görür müyüz? Ne dersiniz? Açıkçası ben Fed'in yani Powell'ın yaptığı açıklamalar içerisinde bu verinin olmuş olabileceğini bile düşünüyorum. Çünkü evet, biz faizleri artırıyoruz ama bir yandan da büyümeyi de küçümsemeyeceğiz. Büyüme de bizim için önemli vurgusunu özellikle belirtmişti. Dolayısıyla bu taraftaki bu istihdamdaki bu güçlü artış aslında Amerika'daki büyüme ile ilgili sorunu da bir anlamda çözmeye çalışıldığını da görüyoruz. Ve bir denge olacak büyük olasılıkla. Çok zor bir denge. Çünkü gerçekten Amerika'nın da bu ilk kez belki yaşadığı bir denge. Normalde ne biliyoruz? Amerika yüksek büyüyor. İşte
faizle ona, o faizi ona göre organize ediyor. Ama bu sene, bu dönemde Amerika'nın da büyüyemediği, büyümekte zorlandığı, işte sıfıra yakın bir yerlerde bir büyüme beklentisiyle hareket ettiği, diğer taraftan da ciddi bir enflasyonla başa çıkmaya çalıştığı, sanki bir gelişmekte olan ülke senaryosuyla uğraşıyor gibi duruyor. Dolayısıyla bu da belki onlar için şu kadar süre, belki son dönemin yöneticileri için olarak söylüyorum, önemli bir deneyim ve bu gerçekten büyük, önemli bir gelişme. ISM'in bu denli yukarı yönlü hareket etmesi. Powell belki diyecek ki ya evet biz biraz yumuşadık bu faiz artışında ama galiba bu kadar yumuşamamamız lazım. Biraz daha faizi arttırmaya devam etmemiz lazım ki 5-5-25 artık hani bu yılın sonunda beklenen o faiz oranları 2024 ile birlikte de faiz indirimine gidiş beklentisi söz konusu. Dolayısıyla benim burada gördüğüm Powell sanki bu mesajla almıştı. Yani bu verilerle birlikte büyümeyi de aslında bizim için önemli. Dolayısıyla iki tarafı dengelemeye çalışıyoruz'u da vurgulamış olması sanki böyle bir veriyi de piyasayı da hazırlamış gibi geldi bana. Çünkü böyle bir istihdam, evet biz büyüyoruz, üretiyoruz, üretime devam ediyoruz. Dolayısıyla istihdam enflasyon tarafında arz ve talebi dengeleyici tarafta arzdaki kısıtlamanın, yani arzın da arttığını görüyorsak o zaman talebin birazcık azalıyor olması lazım ki bir şekilde enflasyon tarafında istenen seviyeler gerçekleşsin. Ama daha belli ki bu süreç kolay olmayacak, devam edecek. Aslında netleşme henüz o kadar kolay olmayacak gibi duruyor. Değil mi? Bu hafta biraz daha Powell'ın açıklamaları ile birlikte biz acaba bundan sonraki süreçte yatırımcıların da ilgi odağında daha yumuşak ifadeler içeriye kondu. Sert ifadeler ise biraz daha kapı dışarısında bırakıldı. Evet, dolayısıyla şimdi o sert ifadeler biraz daha dikkate alınabilir mi? Küresel piyasalar nezdinde bakıyoruz çünkü vadeliler tarafında ise satışların derinleştiğini takip ettik. Evet, Amerika tarafında onu görüyoruz. Avrupa tarafı da aslında dün yapılan açıklamalar, orada gerçekten çok daha şahin açıklamalar vardı ve tabii enflasyona baktığınızda, üretici fiyat endeksine baktığınızda 24'lerde Avrupa tarafında, bu onlar için hiç alışık olunmayan bir enflasyon oranı ve getirdikleri faiz oranı da 3. Dolayısıyla oradaki faiz artışını da bir şekilde ve bu arada bunu söylerken de biz Amerika'ya bakıyoruz mesajını da verdiler. Doğru. Dolayısıyla gelmiş olduğumuz resimde Amerika-Avrupa tarafındaki dengenin de bulunması gerekiyor ve enflasyon tarafında bu başa çıkamama durumu aslına bakarsan borsadaki, Amerika tarafındaki borsada da bir ön bir tedirginlik yarattı. Ama bir süre sonra bu tedirginlik sonrası aslında yani biz aslında büyüyoruz. Biraz daha büyüme tarafını da öne çıkarılabileceği bir durumu da durumla da karşı karşıya kalabiliriz. Dolayısıyla biraz yaşa ve göreceğiz. Dediğim gibi Amerika tarafında da bu az rastlanan bir durum değil. Yani az rastlanan bir durum aslında. Tam tersini söylüyorum. Benim gördüğüm kadarıyla Amerika'da da bir geri dönüş, şu anda bir geri dönüş olsa bile önümüzdeki hafta birkaç gün daha bu yine önümüzdeki haftanın verileriyle alakalı tabii ki değerlendirmeleri yapacağız ama yine de bu ana trendini kaybedeceğini zannetmiyorum bu veriyle. Şimdi Arzu Hanım, Euro dolar paritesine bakıyorum. An itibariyle Euro dolar paritesinde de 1.0837 seviyesinden işlemden geçtiğini takip ediyoruz. 0.67'lik bir geri çekilme hakim burada. DXY tarafında ise 102.5 seviyesine çıkmış bulunmaktadır. 10 yıllıklar şu andan itibariyle yükselişini sürdürüyor. %3.3'lük bir getiride yükseliş söz konusu ve burada değer kaybıyla birlikte 3.5 seviyesine gelmiş bulunmakta. Altın tarafında ise 1900 doları kırdıktan sonra satışların derinleştiğini takip ettik. 1882 dolar seviyesinden altının da işlemden geçtiğini görüyoruz. Tam bir güçlü dolar aslında, yani ve dolarla başa çıkmanın ne kadar zor olduğunu gösteren bir senaryoyu, bir gerçeği görüyoruz burada. Dolayısıyla DXY endeksindeki bu hareket, yani döviz dolar endeksindeki yukarı yönlü hareket, işte paritenin aşağı yönlü dolar lehine hareketi, doların aslında burada ben ve altındaki yine bu hareket bir sonuç aslında. Bu verinin bir sonucu. Dediğim gibi bunu ne kadar sürdürebilir olduğunu göreceğiz. Önümüzdeki günlerde açıklanan diğer sanayi ve imalat endeks verilerini değerlendireceğiz ama bir yandan da şunu görmek lazım.
Powell'ın açıklamalarını bu sefer hakikaten çok önemliydi ve gerçekten çok farklı mesajlar verdi. Evet, enflasyon diyoruz, büyüme diyoruz dedi ama biz büyümeyi de göz ardı etmiyoruz demesi bence bayağı bir kritik noktaydı ve bu veriyle birlikte bence geldiğimiz noktayı da açıklıyor. Bundan sonra da ben zannediyorum faiz artımları yine faiz artış senaryosunda şahin olmaya devam edecekler ama yani evet bu veri geldi, çok daha şahin olacak mı sorusuna zannetmiyorum olacaklarını düşünüyorum. 25'ten 50'ye çıkma hikayesi sizce ne kadar? Zannetmiyorum yani orada yine bu şekilde mevcut stratejiye bağlı kalma olasılıkları yüksek gibi görünüyor ama şu tarafta yani bizim tarafa baktığımızda ise sende bizim tarafa baktığımızda 8 günlük çok derin bir düşüşün ardından çok ciddi bir volatilite vardı dün. Bugün de biraz Amerika'daki işlerin de bu anlamda yukarı yönlü yani işsizlik verisinin bu denli iyi geliyor olması bizi aslında burada bir anlamda pozitifte etkilemiş gibi görünüyor. Evet, şu andan itibariyle %4'ün üzerinde primlenme söz konusu. Evet. 4952 puandan işlemden geçiyor. Üst üste 8 gün sert düşüşlerin ardından bugün bir telafi çabası söz konusu. Artık olsun tabii 8 evet. Gün ve dün çok ciddi volatil bir gündü. Bir de öyle bir yıldan çıktık ki birdenbire herkes sudan çıkmış balık gibi oldu. Ne oluyor? Bir dakika geçmiş yıllarda yaşananlar hatırlandı. O anlamda benim burada gördüğüm yani Türkiye tarafına baktığımızda aşağıda 4500, yukarıda 5500. Bu bant içinde biraz hareket devam edebilir. Çünkü ciddi bir geri dönüş yaşadık. Şimdi 4500'ün üzerinde kalma niyeti önemli. Ama Amerika'nın da tabii bütün bu resim içerisinde büyüyor olması aslında gelişmekte olan ülkeler açısından da pozitif. Çünkü Amerika burada daralsa, dursa diğer gelişmekte olan ülkeler duvara çarpıyor ve ne yaparlarsa yapsınlar zor büyüyorlar. O anlamda burada hafif bir büyüme ve bunları biraz daha öne çıkıyor olması aslında bizim gibi ülkeler için pozitif. Evet, dolar güçleniyor. Dolarla başa çıkma olasılığımız burada bizim tekrar o riskimiz artıyor. Maalesef o risk enflasyon tarafına da yine olumsuz yönde etki edecek ki bugün açıklanan enflasyonda gördük. Yani son birkaç aydır dolardaki durgunluk yani yatay bir hareket, enerji fiyatlarındaki bu gerileme rağmen bizim enflasyon tarafındaki yukarı yönlü hareketi gördük. Yani en yüksek seviyeden aşağı yönlü hareket o pozitif ama kendi içinde beklentilerin üzerinde gelen bir enflasyon tabii ki bizim tarafta çok ekonomik olarak çok pozitif karşılanmadı ama hisse senedi piyasaları yine bunu sevdi. Yani yine hisse senedi piyasası diyor ki ben buradayım, ben sana iyi bir getiri sağlayacağım, enflasyonu ancak benimle üstünde kalabilirsin getiri anlamında mesajını sanki verdi bugün. Aslında enflasyonu sürpriz enflasyona gelen yukarı yönlü beklentilerin üzerinde gelen enflasyona borsanın bir miktar daha iyimserliği yansımış gibi duruyor. Ya daha doğrusu kötü verinin hisse senedine iyimser bir şekilde yaklaşması. Hiç okulda öğrenmedik değil mi bunları? Evet, aynen. Bakacak olursak şimdi aslında ya hal böyle olunca acaba piyasa fiyatlamalarında bu süre ne kadar gider? Ne kadar sürdürülebilir? Bundan sonraki süreçte bu tartışma konusu olmaya devam ediyor. Bence volatilite devam edecek artmaya. Yani biz yukarıda en 5700'leri bir önce denediğimiz maksimum seviyeleri kıramadığımız sürece biraz yatay ama volatil bir piyasa içindeyiz. Ve bu tabii aslında yatırımcıların veya portföy yöneticilerinin hiç sevmediği bir ve başa çıkmak zorunda oldukları bir piyasa. Bir de tabii bizim portföy yöneticileri tarafında başa çıkmak zorunda olduğumuz bir mevduat oranı var. O da çok yükseldi. 31'ler, 28'ler konuşuluyor. Çok ciddi bir aslında burada cazibenin arttırılması, yatırımcıların en azından bu tarafa doğru hisse senedindeki yaşanan oynaklıklarla beraber bu tarafa doğru bir gidişatını beraberinde getirdi mi, ne kadar sürdürülebilir? Açıkçası hemen getiriyor. Yani hemen o yatırımcıdaki o kararı görüyorsunuz. Ya bir dakika burada burası da fena değil deyip bir kısmi olarak bir o tarafa doğru hareketi görüyorsunuz ama tabii hisse senedi piyasalarının yatırımcıları da karakteristiktir. Yani o aslında burayı sever ve buradan çok ayrılmaz. Onlar her zaman burada ve buradan getiri sağlamaya çalışırlar. O ara ara giriş çıkış yapanlar hemen zaten direkt mevduat tarafına geçiyorlar. Dediğim gibi orada da dengeler kritik. Ne kadar sürdürülebilir onu da göreceğiz ama ben yani hisse senedi piyasalarında şu anda gelmiş olduğumuz işte 6,5 fiyat kazançlarla ki 8'den bir anda buraya geldik.
o çok sert bir geri dönüşle geldik. Biraz buraları sindirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Seçim öncesi biraz daha rahat ederiz. Piyasalar yukarıda seçimi karşılar diyorduk ama volatilite bize bunu getirmiyor. Yani yurt dışındaki hareketler de bizi rahat Doğru. bırakmıyor belli ki. Ve ciddi anlamda da bir getiri sağlandı. Yatırımcı da onu bir yerlerde artık realize edip kendine şöyle bir sırtını yaslamak belki isteyecek. Bu da genelde Ocak-Şubat aylarında oluyor. Yani Mart ayına giderken ben her zaman onu düşünürüm. Yani Şubat-Mart biraz şeydir. Bu ciddi bir gazla başlar piyasalar ama orada her şeyi yeniden bir değerlendirmek gerekir. Yine öyle bir aydayız açıkçası. Dolayısıyla biraz daha karların realize edildiği, volatilitenin yüksek olduğu Şubat ve de Mart ayı bizi bekliyor sanki. Evet, şimdi hal böyle olunca aslında sektörel bir ayrışma mı söz konusu olacak? Hissesel bazlı ayrışmalar mı söz konusu olacak? Hep tartışılan konulardan bir tanesi buydu. Bir ikincisi ise işte bunu bence aslında şimdi bu gelen güçlü veri sonrasında çok daha net tartışmaya da devam edeceğiz. Bu yıl işte gelişen ülkelerin yılı mı yoksa gelişmiş ülkelerin yılı mı gibi tartışmalar sürmeye devam ediyor. Ne dersiniz Borsa İstanbul'a dair özellikle hissesel bazdaki hareketlere mi artık alışık olmalı? Öyle duruyor, biraz öyle duruyor. Çünkü gerçekten ödevimizi iyi yapmamız gereken ve hisse anlamında da seçicili olmamız gereken bir dönemdeyiz. Çünkü volatilitenin yüksek olduğu, öyle çek bir hisse senedi, al hisse senedini, otur sırtını yasla durumu maalesef yoktu. O biraz 2022'de oldu. Gerçekten öyle durumlarda da tabii biz profesyonelleri de aslında rahatsız ediyor. O zaman hiçbirimizin hiçbir önemi kalmıyor. Ama böyle bir kaotik ortamda veya volatilitenin yüksek olduğu dönemde herkes orada kendi bileğini, gücünü, kendi profesyonelliğini çok daha rahat gösteriyor. Dolayısıyla ben açıkçası böyle bir dönemi daha tercih ediyorum, o volatilitenin arttığı dönemlerde. Çünkü dediğim gibi riski yönetmek burada öne çıkıyor. Onlar da biraz daha bu piyasanın deneyimi profesyonelleriyle olabilecek şeyler diye düşünüyorum. Ama ana resme baktığımda dediğim gibi endeks biraz daha yatay gidecektir. Amerika'nın büyümesi beni açıkçası çok korkutmuyor. Çünkü Amerika büyüyemediği zaman geri kalan pek çok ülke duvara tosluyor. Ve o da hiçbirimizin çok işine gelmiyor. Doğru. Ama eminim ki Amerika o dengeyi bulacaktır. Yani hem büyüme hem de enflasyon tarafındaki dengeyi bulacaktır. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Katıldığınız için diyoruz. Avro Portföy Yönetimi Yönetici Orta Arzu Odabaşı bizlerle birlikteydi. Kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından Cüneyt Başaran'la birlikte kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kapanışa doğru da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Değerli konuğum Ciner Medya Grubu Londra temsilcisi Cüneyt Başaran bizlerle birlikte. Cüneyt, hoş geldin. İyi akşamlar Pelin, sen de hoş geldin. Evet, şimdi aslında bakacak olursak ABD'de tarım dışı istihdamda güçlü pozitif bir sürpriz geldi ve dolayısıyla bu sürpriz aslında şaşırttı ve bu şaşırtmayla birlikte piyasa fiyatlamalarında ters tepkileri gördük. 10 yıllıklara bakıyorum an itibariyle 3.51 seviyesinde. Dolayısıyla manşet rakamla başlayalım. 188 bin beklenti, 517 bin artış, ne dersin? Benim bu rakam gerçekten şaşırtıcı. Yani bu kadar yüklü, yüksek bir tarım dışı istihdam verisinin gelmesi, yani istihdamın bu kadar güçlü olması, 180 bin nerede, 517 bin nerede, yıllık işsizlik rakamının 3.6'dan 3.4'e düşmesi ve saatlik ücretlerin de yıllık bazdaki artışının beklentiden yüksek olması. Yani istihdam tarafı güçlü, çok ciddi istihdam yapılıyor. Aynı zamanda maaşlar da beklenenden daha fazla artıyor. İşte bu tam da Fed'in, keşke ben bu veriyi muhtemelen iki gün önce görseydim de şu en son yapmış olduğu 25 bas puanlık faiz artışının arkasındaki iletişimime bu kadar doviş, bu kadar güvercin yapmasaydım. Buradan sonra artık faiz artışlarının çok daha küçük gideceğini ve data dependent, yani veriye bağlı olacağını bu kadar açık iletişimini yapmasaydım. Çünkü belli ki belki enflasyon tarafında hani en kötüyü gördüğümü düşünüyorum. Enflasyon enerji kaynaklı düşüyor ama istihdam tarafı çok güçlü. O yüzden benim hani faiz artışları konusunda hızlı elimi açmam acaba iyi oldu mu diye düşünüyordur. Bence Powell ve ekibi bu data kısaca bize Pelin diyor ki Amerika'da, özellikle Amerika'da bu istihdam tarafı, bu maaş artış tarafı, yani maaş artışlarının bu kadar yüksek olması
Çok hızlı bir şekilde Amerika'nın enflasyonu bu ilk 6 ayda gördüğün, yani son 6 ayda gördüğümüz gibi bundan sonra da bu gerek kalan 6 ayda da hızlı bir şekilde aşağı inmesinin kolay olmadığını söylüyor. Piyasada 2 günden beri tam tersini fiyatladığı için bugün şok olmuş bir şekilde bazı pozisyonları yerine koymaya çalışıyor. Peki sence 25 bas puanlık bir artış beklentisi vardı iki toplantıda. Yukarı yönlü bir hareket gelir mi? Yani Fed'in senaryosunu etkileyebilecek boyutta bir değişim midir, yoksa piyasada bir alışma süresi mi diyebiliriz? Ne dersin? Şimdi Pelin, piyasa bir şey ortaya koyuyor. Hmm. Yani biliyorsun da, sen de takip ediyorsun piyasaları. Normal şartlar altında piyasa şuna alışır. Ben bir fiyatlama yapayım. Merkez Bankası da bu fiyatlamada yanımda gelsin. Hadi arkamdan demeyelim ama yanımda gelsin. Eğer arada sırada benim fiyatlamam hani anormal kaçarsa biraz topayı gösterir Merkez Bankası, ona göre düzeltirim. Şimdi piyasalar yani ay başından beri ara ara gidip geliyorlar ama hep şunu fiyatlıyorlar. Soft landing, yumuşak bir iniş olacak Amerikan ekonomisinde, yani resesyon olmayacak. Artık faiz artırımlarının sonuna geldik. Bir de üstüne üstlük bonus faizleri de Amerika yılın ikinci yarısında, üçüncü çeyreğine itibaren düşürecek. Böyle bir kompozisyonu, yani böyle bir tadından yenmez bir paketi fiyatlamaya çalışıyor. Şimdi bununla ilgili soft landing, yani yumuşak inişte belki bir ihtimal var. Ama enflasyon tarafında hani beklendiği kadar buradan sonrasının kolay gitmeyeceğini görüyoruz. Niye görüyoruz? Çünkü enerji fiyatları aşağı geliyor. Bu katkı sağlıyor. Fed'e elini güçlendiriyor. Tamam, güzel. Gıda fiyatları aşağı geliyor. Şimdi bizim enflasyonda konuşuruz belki bu konuları. O da elini güçlendiriyor. Ama bir de çekirdek enflasyon var. O ne? Gıda hariç, işte enerji hariç enflasyon. Orası zaten yüksekti. Orası hızlı bir şekilde aşağı gelmiyordu. Bugünkü verilerde istihdam tarafı bu kadar güçlüyken ve maaş artışları, insanları istihdam ederken artan maaşlar da bu kadar hızlı yukarı doğru giderken bunun bir talebe etkisi olacak. Bu da Merkez Bankası'nın en çok çekindiği şeydi Fed'in. Dolayısıyla bence piyasa istese de istemese de daha uzun süreli yüksek enflasyonla, daha uzun süreli yüksek faizle gitmek zorunda kaldığını anlayacak. Ve bunun diyor bence piyasaya düzeltmesi bir noktada gelecek. Peki Avrupa'ya yansıması nasıl olur Cüneyt? Yani çünkü hep böyle ECB'nin önümüzdeki süreçte hamlelerini takip ve tahmin ederken, beklerken hep Fed'deki faiz artışındaki işte ılımlılaşma, bundan sonraki süreçte 2024'te hangi aşamada faizi durduracak, ECB buna göre hamle yapacak gibi senaryoları sıralıyorduk. Dolayısıyla sen ne dersin? Fed'in faiz patikasını belirleyecek olan bu gelen güçlü verinin ECB'ye yansıması, Avrupa ekonomisine yansıması nasıl değerlendiriyorsun? Benim dün işte Fed, ECB ve İngiltere Merkez Bankası faiz artırımlarını bitirdikten sonra ileri vadeli olarak bu faizlerin nasıl piyasa tarafından fiyatlandığına baktım. Piyasa şunu fiyatlıyordu dün. Fed faizi 4.75'e kadar çıkartır. Yani şu an 4.5'da ya, 4.5 4.75'te 4.75 5 puanlara çıkartır. Orada kalır. Sonra yılın 3. çeyreğine itibaren bu faizi yeniden 4'lere kadar indirir. Avrupa Merkez Bankası 2.5'a çıkarttı ya faiz. O da 3.5'a kadar çıkartır. Ama o da yılın sonunda onu tekrar 3'e geri indirir. Hele İngiltere'deki hiç söylemiyorum. Orada daha sert bir iniş vardı. Şimdi bugünkü bu gelen veriler... Ama dün ECB dedi ki, Avrupa Merkez Bankası, ben Fed'in gördüğü kadar enflasyonda en kötüyü gördüğümüzü ya da disenflasyon, yani enflasyonun artık geriye dönmesi ya da enflasyonun artışının artık azalıyor olması konusu net değilim. O yüzden daha şahin olacağım demişti. Şimdi senin soruna geliyorum. Bugünkü veriler gösteriyor ki bu kadar para basılınca Covid artı Ukrayna krizinde ve enflasyonun köpüğü alınmış olsa da enerjiyle alakalı hizmetler üzerinden, çekirdek enflasyon üzerinden bu kadar baskı varken bence ne FED ne de ECB yılın geri kalanında kolay kolay faiz indiremez. Bence iki merkez bankası bunda tamam. Yani bence onları çok zorlamaz faiz indiremez. Ama piyasanın bu konuda iddiası ve baskısı var. Piyasa kendisini düzeltmek zorunda kalacak burada. Büyüme tarafına gelecek olursak, hani bu belki enflasyon tarafında işlerin kolay gitmeyeceğini söylüyor ama büyüme tarafında da resesyon ihtimalinin bu kadar güçlü istihdam niye olur? Bu kadar güçlü istihdam demek ki talep var. O talebe yetişmek için istihdam ediliyor bu kadar olur. Resesyon tarafında da o çok korkulan resesyon olmayacağını hem Avrupa için, bugün Amerika için, bugün Amerika'yı gördük ama bence Avrupa'yı da etkileyecektir bu. Hem de Avrupa için resesyon tarafının o kadar korkulu olmayacağını
Ama enflasyonun kalıcı bir şekilde, yani enflasyondaki inişin çok hızlı devam etmeyeceğini bundan sonra, dolayısıyla faizlerin yüksek seviyede park edilip belli bir süre kalması gerektiğini gösterecek. Bence bu hikaye merkez bankaları fit ama piyasalar için bir yeniden düzenleme yapmak gerekebilir bazı alanlarda. Şimdi ikinci bir başlık var ki Cüneyt, aslında içeride de bir sürpriz veriyle karşılaştık. Yani enflasyonda da bu kez beklediğimizin üzerinde geldi. Bloomberg ET araştırma birimimizin yapmış olduğu piyasa beklentisinde aylık enflasyon %3.8 beklenirken, bugün almış olduğumuz veride, TÜİK'in açıklamış olduğu veride aylık enflasyon %6.65 olarak belirlendi. Hal böyle olunca Ocak'ta enflasyon beklentilerin üzerinde gelirken borsa tarafına bakıyorum. %4.8'lik yukarı yön söz konusu, etkisini göstermiş gibi duruyor. Ne dersin? Şimdi hani borsayla etkileşimini ben aslında çok kuramadım ama bakarız ona. Çünkü dediğin gibi, yani mesela dün evvelsi gün yurt dışı piyasalar gayet güçlüyken Türk borsasında satışlar vardı. Bugün yurt dışı terse dönmesine rağmen Türk borsasında bir toparlama var. Zaten geçen yılda yani yurt dışı borsalar %25 değer kaybederken Borsa İstanbul'da %170'lik bir artış vardı. O yüzden giriş ve çıkışlar Türkiye'de yurt dışından ziyade yurt içi kaynaklı gelişmelerden oluyor diye tahmin ediyorum. Ona ayrıca geliriz. Demin Arzu da anlattı aslında. Ama enflasyonla ilgili şöyle bir problemimiz var. Şimdi bir defa bu yıl, yani bu ayki %6.65'lik enflasyon, eğer Merkez Bankası'nın beklediği yıl sonunda %21-22'lik bir yıl toplam enflasyon olacaksa, onun bir defa %30'unu bir ayda yaptık. Yani dolayısıyla bu %22'lerin ne kadar ulaşılmaz olacağını, ne kadar mümkün olmayacağını herhalde daha ilk ayda gördük. Bu bir. İkincisi, son 5 yılın ortalama Ocak ayı artışı %3.2. Hadi diyelim geçen ayki %11, geçen yılki Ocak %11 şey dışıydı, ezber dışıydı. Ama son 5 yılın ortalaması 3.2. Bunda 2 katı kadar geldi. Bu da ikinci konu. Üçüncü konu, ben bugün sosyal medyada paylaştım bunu. Benim son 6 aydan beri dünyada küresel gıda fiyatları kabaca %15 geriledi. Son 6 aydan beri dünyada dolar endeksinin majör kurlara karşı değer kaybı var. Son 12-13'te, %12-13'te dolar değer kaybetti. Petrol fiyatları 100-120 dolarlardan 80 dolarlara geriledi. Doğal gaz fiyatı 200-250 eurolardan 60-70 eurolara geriledi. Dünyada söylüyorum. Ama bizim Ocak ayındaki enflasyonumuz tek başına aylık %6 ve beklenti 2 katı. Demek ki hani bu zamana kadarki enflasyondaki artış büyük oranda Merkez Bankası yurt dışı sahiplere daha fazla referans yapıyordu. İşte enerji fiyatları diyordu, Rusya-Ukrayna savaşı diyordu, jeopolitik riskler diyordu, lojistik maliyetleri diyordu ama bunların hepsi 6 aydan beri lehimize çalışıyor. Biz bunun bir şeyini gördük aslında, faydası ama mesela bu ay itibariyle görmüyoruz. Bu bize acaba para politikası ile ilgili, yani uyguladığımız para politikasının da bu enflasyonu, çünkü şu anki gördüğünüz enflasyondaki en büyük artış arz ve taleple ilgili, talebin yüksekliği ile artış. Yani mesela sağlık, lokanta, oteller, alkolü içecekler, eğlence gibi talep etkili bir, talebin de çok öne çıkarttığı bir enflasyon var. O yüzden hani dünya ile alakası azalmış, iş dinamiklere para politikasının bence cevap vermemesine bağlı bir enflasyonda artış görüyoruz Ocak ayında. Evet, şimdi aslında alt kırılımları epey de konuştuk. Çekirdek enflasyonda da yine yıllık bazda bir yükseliş hakim olduğunu da gördük. 52.97 Aralık ayındaki bu gösterge 51.93 olmuştu. Şimdi Cüneyt, aslında şunu demeye çalışıyorum. Yani enflasyon ve Borsa İstanbul arasındaki ilişkiden bahsetmeye çalışmıştım. Yani evet, enflasyon beklentilerin üzerinde geldi ama bugün Borsa İstanbul performansına bakacak olursak BIST endeksinde üst üste 8 gün sert düşüşlerinden ardından enflasyon verisi sonrasında da yükselişlerin hızlandığını gördük. Dolayısıyla oynaklık oldukça yüksek. Şu an bankacılığa bakıyorum, %8.3'lük yukarı yön söz konusu. Ulaştırma %6.5 primlenme var. Ne dersin? Borsa İstanbul ve enflasyon verisi arasında ilişki kurabilir miyiz bu bağlamda? Şimdi normal bir konjonktür olsa, mesela bugün Amerika'da ne geldi? Biraz evvel tarım dışı istihdam verisi çok güçlü geldi, değil mi? Evet. Bu neye delalet? Hemen bir birlikte çıkarım yapalım. Neye delalet? Bu şuna delalet. Amerika'daki faiz politikalarını belirleyen Fed'in bu kadar güçlü bir istihdam piyasası varken ve enflasyon da yüksekken demek ki kolay kolay faizleri aşağı indirmeyi düşünemeyeceğine delalet. Bir miktar daha faizleri arttıracağını
ve hızlı bir şekilde aşağı indirmeyi düşünemeyeceğini delerdi. Bu nasıl etkiliyor borsayı? Aa, bir dakika, o zaman fiyatlar, yani faizler yukarıda kalacaksa bu borsa için iyi bir şey değil. Faiz borsanın alternatifi ya da işte bir şekilde rakibi, o zaman borsaya tatış geliyor. Şimdi bu ezber normal bildiğimiz 101 ekonomi kitabında yazılan, dünyanın her yerinde 3 aşağı 5 yukarı çalışan ezber. Ters de olabilir. Mesela düşük gelsiyet tarafındaki istihdam, Amerikan ekonomisi çok hızlı soğuyor. Bak, istihdam tarafı da zayıflamış. Demek ki faiz artışına daha fazla yüklenmemek lazım. İstenilen yere gelinmiş denip o zaman mesela borsada yükseliş de görebiliriz. Hızlı çıkarımlar yapıyorum. Şimdi normal şartlarda bugün bu verinin arkasından enflasyon beklenen ilk katı çıkınca, hedefleri zorlamaya başlayınca normalde ne beklersin? O zaman Türkiye'de de faizlerin artarak buna tepki vermesini beklersin. Tam tersi. Faizlerin artmasını beklediğin yerde borsanın buna negatif sinyal vermesini beklersin. Ama biz içeride bir faiz artışı bekliyor muyuz? Beklemiyoruz. Hatta işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın iki gün evvelki ifadesinde mevcut faizlerin daha da aşağı inmesi konusundaki beklentisi de vardı. Dolayısıyla demek yani enflasyon da para politikasını belirleyen, yani para politikası enflasyon arasındaki bağlantı zayıf, hatta yok kadar. Buradan da borsaya geçiş yaptığında borsada bugünkü enflasyon verisinin kendisine tehdit oluşturabilecek bir faizli bir tehdit oluşturabilecek bir yanını görmediği için bence borsanın fiyatlaması tamamen 8 günlük sert kayıp, cazip noktalar, özellikle sektör bazlı, işte bazı şirketler bazlı ve belki muhtemelen bir miktar daha önceden bunu görüp satanların bir miktarını yerine koyma çabası da diye düşünüyorum. Onun dışında bir korelasyon kurmayı gerçekten beceremiyorum. Peki getiri arayışında olan yatırımcı Cüneyt, yani o tarafta aslında hakikaten TL varlıkları üzerinde çok şu anda yatırımcının bu belirsizlikle birlikte biraz daha arayış içerisinde olması sence burayı desteklemez mi? Destekler. Doğru, haklısın. Hmm. Yani sonuçta mesela geçen sene Borsa İstanbul'daki o büyük performansın en büyük sebeplerinden bir tanesi oydu. TL'de duran ya da işte KKM'de duran birçok yatırımcı için ya iyi de bizim paranın artış hızı çok sınırlı. Ama bak, Borsa İstanbul işte düşük faizin etkisiyle 1,5 milyon yeni yatırımcının gelmesi etkisiyle, bir de onlar değil tabii yani. Geçen sene gerçekten Türkiye enerji tarafında iyi ayrıştı, pozitif ayrıştı. Stratejik önemi ortaya çıktı. İhracatı belli bir süreye kadar ilk 7-8 ay çok iyi perform etti. Bunların da etkisiyle hani Borsa İstanbul alternatifsiz gitti. Yani bu sene de bunun etkisi olur mu diyorsun. Haklısın, ama bu sene Borsa İstanbul bu kadar rahat değil faiz enstrümanlarına karşı. Çünkü şu an herhangi bir bankaya gitsen hani %25 ve üzerinde rahatlıkla TL faizi bulabiliyorsun. Gene tabii ki Borsa İstanbul'un daha iyi bir performans gösterebileceğine inanabiliriz. Ben çünkü geneline bakıldığı zaman Türkiye'nin geçen seneye benzer turizm, hizmet sektörü, ihracat tarafı, ihracata odaklı sektörler olmak üzere gene şirketler bazda ayrışmalar olmak şartıyla iyi performans göstereceğini düşünüyorum, ama geçen seneki kadar rahat değil Borsa İstanbul. Geçen sene ortalama politika mevduat faizi 12-13'tü. Son 5-6 ayda 15'te en fazla. Şimdi bu 25'e attı. Yani getiri arayanlar için Borsa İstanbul genel alternatif, ama öbür taraftan mevduat faizi ben buradayım demeye başladı bu sene. Evet, şimdi aslında bir tarafta da hep merkez bankalarında konuştuk az önce seninle, ama IMF'den enflasyon hedefi için faizin daha uzun süre yüksek kalmalı şeklinde ifadelerini de bugün gün içerisinde konuştuk. Senin görüşünü de merak ediyorum bu bağlamda. Küresel merkez bankalarının enflasyon sürdürülebilir bir şekilde hedefe geri getirmek için bu hedefin ne olduğunu ve bu hedefin revize edilmesi gerekip gerekmeyeceğine dair de görüşünü de merak ediyorum. Dolayısıyla fiyat baskılarından bir toparlanmadan kaçınmak için faiz oranlarının daha uzun süre, senin de söylediğin gibi az önce, yukarı yönlü hareket etmesi, yani daha uzun sürede aslında yüksek kalması gerektiğini söyleyen bir IMF var. Ne dersin Cüneyt? Yani aslında sence yukarı yönlü revize edilmeli mi bu enflasyon hedeflerinde? Şimdi Pelin, çok aslında güzel bir soru, çünkü çok cevabı da merak edilen bir soru. Bu dedikleri hedef %2. Hani sen de biliyorsun, daha evvel biz bu COVID işine falan başlamadan önce 2019'lara döndüğümüzde normal büyük merkez bankaları için, Avrupa Merkez Bankası için, Fed için, hatta İngiltere için hani uzun süreli makul görülebilecek enflasyon %2 bandıydı. Yani %2'nin üzerine çıkıldığı zaman alarm oluyordu. Altındaki kaldığı seviyelerse makul kabul ediliyordu. Ama bu söylemiş olduğum yıllar arasında son 3-4 yılda inanılmaz para basıldı. İnanılmaz para basıldı. Şu an Fed'in bilançosu 8.4 trilyon. Avrupa Merkez Bankası'nın bilançosu 8.5 trilyon.
Bunların ikisi sadece 17 trilyon yapıyor. Bunun üzerine Japonya'yı ve bunun üzerine Çin'i eklediğinde toplam bankaların bilançosu 26 trilyon dolar. Ve bu paraların çok büyük bir kısmı, çok büyük bir, yani bu paralar zaten sıfırdan basılmadı ama bunlar 16-17 trilyonlardan çıktı buraya. Ya da 17-18 trilyonlardan çıktı son 4 yıl içerisinde sadece. 3 yıl içerisinde. Dolayısıyla bu kadar büyük para içeriye verilmişken, zaten Covid'in ve işte savaşın etkileriyle maliyetler yükselmişken, üretim maliyetleri yükselmişken, insanlar artık eskisi gibi eskiden çalıştığı rakamlara çalışmak istemediğini çok net belirtmişken ve iş gücünün maliyeti artmışken, acaba %2'lik hedefler hala geçerli mi? Doğru soru. Bunu daha yukarı banda mı çıkartmak lazım? 3,5-4 mi demek lazım? Ama bunu yaparken de piyasalara, hani biz ipin ucunu gevşettik, siz de keyfinize bakın gibi demek lazım. Yoksa bunu biz peyderpey bunu indireceğiz. Faizleri hızlı aşağı indirmiyoruz. Bak çok burada şeyiz, sabırlıyız. Ama belli ki bizim 2024-2025'te de o %2'lik hedefleri bulmamız mümkün değil. Biraz daha zamana yayıyoruz demek lazım. Bence ikinci şık ama bunun iletişimi çok tehlikeli, yani çok hassas yapılması lazım. Eğer ipin ucu bırakıldığı, sadece %2'ler iki katına çıkarılarak rahatlıkla faizleri aşağı indirebileceklerini söylerlerse o zaman başka bir fiyatlama olur. Cüneyt, çok teşekkür ediyorum değerli sohbetin için. Keyifli sohbetin ve katılımın için diyoruz. Evet, Ciner Medya Grubu Londra temsilcisi Cüneyt Başaran bizlerle birlikteydi. Evet, Mor Kurcalem aslında bugün 4 Şubat Dünya Kanser Günü ve farkındalığı biraz temsil ediyor. Rahim ağzı kanseri, meme kanseri ve kalın bağırsak kanserini özellikle erken teşhis hayat kurtarır diyerek programı noktalıyorum. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.